Tamam mı? Hı hı. Nüfus cüzdanları, pasaportlarımız. Bunlar da prensesin. Altın Taç Mücevher Sarayı. Ben Semih Altın Taç. Prenses Melika Belkıs Hazretleri sizi Riviera Oteli'nde bekliyorlar. En nadide mücevherlerinizle teşrif ediniz. Ya, hay hay emredersiniz. Pembe pırlantalı gerdanlı bilhassa rica ediyorlar. Prenses Melike hanımefendiyi ziyaret etmek istiyorsun. Alt kattaki özel lobideler. Ehlen ve sehlen Sayın Altın Taç. Prensesin firmamı tercih etmeleri benim için büyük bir şereftir. Prenses Hazretleri sadece sizi kabul edecekler. Beyefendi katibim ve eksperimdir. Yok. Kandısıyla ben burada bekleyişiyiz. Semih Altın Taş huzurunuzda. Nasılsınız Semih Bey? Duacınızım, hürmetkarınızım Prenses Hazretleri. Koleksiyonuma katabileceğim değerdeki mücevherlerin sadece sizde bulunabileceğini söylediler. Sizi memnun etmekle şeref duyacağım. Sizi Orta Şark'ın en kıymetli ziynetleri, takdir sizindir efendim. Beğenmedim diyemem. Pembe pırlantalı gerdanlığı getirmediniz mi? Bende olduğunu nasıl öğrendiniz? Mücevher dünyasındaki her hadiseyi duyarım bilirim. Hay hay emredersiniz. Türkiye'de bir eşi daha yoktur. İkinci Abdülhamit Han'ın gözdelerinden Meleknaz için yaptırılmış, 80 yıl içinde 3 defa satılmış. Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh! Beğenmedim. Çok yakışmıştı size. Hiç yakışmadı.
Benim gibi yaşlı bir kadının değil, genç, güzel bir kadının boynunu süslemeli. Kuveyt elçilik katibi huzurunuza kabulünü bekliyor efendim. Hemen geliyorum. Fiyatından bir miktar indirebilirdik. Beğenmediler. Israr etmek haddimiz değildir. İşte avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan. Dürüst, namuslu bir iş adamı. Milyoner Kerem, milyoner! Araba kullanmayı, avlanmayı ve denizi seviyor. Babasından 40 para kalmamış. Kendi emeği ve çalışmasıyla kazanmış. Bu muhteşem villada tek başına yaşıyor. Bu da uşağı Sami. Haftada 2 günde bahçıvanları geliyor. Davetlere, kulüplere, balolara giden cinsten değil. O yüzden pek tanınmıyor. Sakin, yalnız, romantik bir para babası. Gördüğün gibi hiç zorluk çekmeyeceksin. Daha önceki işlerimizin yanında bir çocuk oyuncağı bu. Bir gül bahçesine gönderiyoruz seni. Başka bir vurgun hazırlayalım. Selma'yı böyle bir adamla günlerce aynı evde bırakmaya niyetim yok. Alıştır kendini. Sen de benim dediğime alıştır kendini. Başlamadan vazgeçiyoruz. Hesap yok bu işte. Sen vazgeçebilirsin. Sana delicesine aşık olmalı bu Orhan İnan. Uğrunda bütün servetini gözden çıkartmalı. Budalalık etme, iyi düşün. Budalalık eden sensin. Canımı sıkıyorsun artık. Ortaklığımızın sonu geliyor galiba. Ne demek istiyorsun? Bu ticari işlere gönül meselesi girmemeliydi. Yazık. Sen olsan sevdiğin kadını böyle bir işe sokar mıydın? Kes sesini be! Sana Selma'ya aşık mı ol dedik. Çok kalacak değil, merak etme. 5 gün, 10 gün, 20 gün sonra dönüp gelecek. Selma, böyle hanım evlatlarının canını okumasını iyi bilir. Onun için kafa ütüleme. Mangıra bakalım. Murat. Gece başlayacağız. Büyük bir kazaya, büyük bir saldırıya uğrayacaksın. İyiliksever Orhan Bey hemen yardımına koşacak. Böylece tanışmış olacaksınız. Pek kolay bir şey değil. Senin için zor diye bir şey var mıdır? Bu son değil mi? Söz vermiştin, unutma. Bu işten sonra serbest bırakacaksın beni. Sözümden döndüğümü hiç gördün mü? 3 yıldır yetti çektiklerim. Sana rastladığım geceye lanet. Şeytanın, iblisin biriydin. O geceden beri köle gibi çalıştım sana. Sonra işi büyüttün. Murat'la Necdet'i de avladın. Ama bitti. Sözünü unutma. Bu vurgun esaretimin son çilesidir. Gene başarıyla bitireceğiz. Sana verdiğim sözde duracağım. Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin.
milyonda bir ihtimalle senin gibi bir kadına bile aşık olmayabilir Orhan. Hesaplarımızı yanıltabilir. O zaman zor kullanacağız. Bize villasının kapısını açacaksın bir gece. Biraz canını acıtarak alacağız parasını. Böyle bir şeye lüzum kalmayacak. Öyle güzelsin ki o Orhan feleğini şaşıracak. Gecikti bu akşam. Korkma sakın, fazla hırpalamayacaklar seni. Bir iki damla kanın akacak ancak. Ben de asla çarpmayacağım. Başın derde girecek olursa bizden yardım bekleme. İşler ters giderse kimse kimseyi tanımayacak, ele vermeyecek. Geliyor! Sana çarpar gibi yapacağım, kendini yola atacaksın. Başlayın! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Kim bu hanım? Nesi var? Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar. Olmayınca dövdüler. Sonra da arabayla çarptılar. Kimin nesi acaba? Bize ne? Yarası ağır beyim. Fena yerine vurmuşlar. Bu işin acemisi olmadıkları belli. Ölür mölürse başımıza iş açılır. En iyisi hastaneye götürmek, polise de haber vermek. Kendisini daha önceden tanıyor musunuz? Hayır. Kaçırmak isteyenleri tekrar görseniz tanıyabilir misiniz? Hayır. O asfalt yoldan ne sebeple geçmekteydiniz? Evim o caddede olduğu için. Tekrar soruyorum. Aranızda herhangi bir ilişki olabilir. Kavga ettiğiniz, kadını bu hale sizin getirdiğiniz düşünülebilir. Kendisini hiç görmediniz. Daha önceden tanımıyorsunuz. Öyle mi? Ben yapmış olsam saklamazdım. Kaç kişiydiler demiştiniz? Döven, sürükleyen iki kişiydi. Bir kişi de arabada bekliyor olmalı ki. Araba hemen hareket etti. Ha.
zaman kendine gelir? Ne zaman konuşabilirim? Ancak yarın öğleye doğru. Telefonla aradılar iki defa. Sedat aradı. Gece vakti durup dururken iş çıktı başıma. Nasıl oldu kadın? İyileşecek. O kanlı, yaralı haliyle bile çok güzeldi. Alo, buyurun. Birkaç sersem yüzünden geciktim. Ne oldu motor? Hazırmış. Hareket için emrinizi bekliyorlar. Derhal yola çıksın. Aksilik olmazsa arama beni. Uyuyacağım. Hemen yola çıkacaksınız. Sedat aradı beyim. Motor yükünü boşaltıp salimen dönmüş. Sağlığınız için hiçbir tehlike kalmadı. Taburcu edeceğiz sizi. Fakat daha önce savcı beyin soracakları var. Ne cevap verebilirim? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hafızanızı mı kaybettiğinizi söylemek istiyorsunuz? Evet. Kim olduğumu bile bilmiyorum. Olabilir. Birkaç yerinden hafifçe berelenmiş. Oto çarpmasından da ağır yara almadan kurtulmuş. Nasıl olabilir? Beynine yediği darbe, geçirdiği korku, bir şok olarak hafızasını tamamen bozabilir. Bu konuda ben bir şey yapamam. Bir akıl sinir mütehassısına başvurmanız lazım. Size saldıranlar, öldürmek ya da kaçırmak isteyenler, sonra sizi kurtaran adam hakkında neler biliyorsunuz? Bunları önce doktordan duydum. Şimdi de siz tekrarlıyorsunuz. Werther. Peki. Bas. Şimdi geliyorum. Hastaneden şutlamışlar Selma'yı. O herif de hiç aramamış, iyi mi? Hiç böyle şişmemiştik. Üstelik polise haber vermiş.
savcı uzun uzun sorguya çekmeye kalkıştı. Kim olduğumu, adımı, soyadımı açıkça söylesem sizleri de bulacak, boyamızı ortaya çıkaracaktı. İşi büyütmemek, uzatmamak için, şüphelendirmemek için ifade vermekten kaçındım. Dün akşamdan beri güya hafızasını kaybetmiş bir kadınım. Yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Zekandan ben bile korkmaya başladım. Helal olsun. Bana kıyasıya vurdun, unutma bunu. Bu hafıza kaybı numarasını asıl Orhan için hazırlamıştım. Ama kaçtı elimden. Başka bir dümen hazırlarız. Yeni bir işe başlarız hemen. İşi buraya getirmişken döner miyim? Üstüne üstüne gideceğim o herifin. Vazgeçtiğim için değil, durumu bilmeniz için geldim. Fabrikatör Orhan İnan hakkında geniş bilgi istiyorum. Hoş geldin beyim. Demek beni kurtaran sizsiniz. Hastaneden öğrendim adınızı, adresinizi. Gelmeye mecbur oldum. Kimler, niçin saldırdı bana? Gördünüz mü onları? Beni nerede, ne halde buldunuz? Hatırlamıyor musun? Hayır. Senden duyduklarımı kaç defa anlattım. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Olur mu öyle şey? Sadece dün geceyi değil, bütün mazimi hatırlamıyorum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, adımı bile hatırlamıyorum. Kafamın içinde feci bir boşluktan, karanlıktan başka hiçbir şey yok. Bütün ümidim sizdeydi. Etrafını çevirmiş kaçırmaya çalışıyorlardı. Dövdüler sonra. Sonra da plakasız bir arabayla kaçtılar. Üç kişiydiler. Karanlıkta seçemedim yüzlerini. Param var mı? Yok. Minnettarım size. Hayatımı kurtardığınızı unutmayacağım. Bulurum. Bir yer bulurum herhalde. Nereden bulursun? Karakolda sabahlarsın ancak. Gel buraya. Bu gece burada yatarsın. Yemini de buraya getirir Sami. Sağ olun. Al şu parayı, ye, iç, yatacak bir yer bul yarın. Mazini araştır, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Burada kalacak olursan dedikodu başlar. Hem yabancı istemem evimde. Birisi mi taktı acaba peşine? Kimse yapamaz bu deliliği. Hem niçin? Bana kalırsa zavallı hastanın biri. Polis mi yoksa?
Çık gözetle bakalım ne yapıyor. Dövüyorlardı. Sonra bir otomobil üstüme geldi. Nasıl uyandım bilemiyorum. Yalancının fetvasın biri olamaz. Kimse bu kadar oyun yapamaz. Öyle bize. Kendisini gözleyeceğimizi bilmiyordu. Apansız üstüne gittik. Gördük halini. Zavallı bir kadın. Sokaklara bırakırsak ziyan olur. Bir müddet kalıversin beyim. Çoktan gitti bile. Bir haber bıraktı mı bana? Hayır, bırak uyusun dedi. Başka kimse yok mu evde? Yok. Karısı, çocukları yok mu? Bekardır Orhan Bey. Ne iş yapar? Fabrikatördür. Motor yarın akşam gene gidecek. Bir parti mal daha teslim edecek. Nakit para almam. Numaralara tespit edilmiş olabilir. Çek isterim. Hay hay, bildiririm. Çeki de kendi adıma değil, şirketin adresine, ismine isterim. Baş üstüne. Efendim? Selam Orhan Bey. Ben Muhsin. Bir miktar ham madde lazım oldu. Parası peşin. Pazarlıkta edecek değilim. Yarın bir dostumun cenazesi var. Öğle namazından sonra zincirli kuyuya kaldırılacak. Başın sağ olsun. Hayırlı günler. Şevket! Tamamdır. Yarın Zincirli Kuyu mezarlığına gideceksiniz. Öğlende. Zabi! Zabi! Telefon! Seni istiyorlar. Peki. Her zaman yaptığımız iş değil bu. Muhsin'le hoş geçinmem lazım. Onun için kabul ettim. Malı hemen bul. Yarın sen de git mezarlığa. Başlarında bulun. Baş üstüne, merak etme. Büyük bir şok geçirdiği muhakkak. Olayın en yakın şahidi sizsiniz. Yediği müthiş dayak, arabanın çarpması, geçirdiği ölüm korkusu bütün sinir sistemini alt üst etmiş. Ensesine de şiddetle vurmuşlar. Tekrar hatırlayabilmesi için mutlaka tedavi edilmeli.
Kapı açmak senin işin mi? Sami yok mu evde? Rıhtımdaydım beyim. Geç duydum zil sesini. Bir şeyler aldım. Bak bakalım vücuduna uyacak mı? Size yük olduğum yetmiyor mu? Anlamam bu işlerden. Bir gün kendin gider, istediğini alır, istediğin gibi giyinirsin. Gittikçe daha çok borçlanıyorum size. Hanımefendi hazırladı. Yemeği de salatayı da hanımefendi yaptı. Nereden, nasıl hatırladığımı bilemiyorum. Daha önce de pişirirmişim herhalde. Sana saldıranları da hatırladın mı? Hayır. Nereye gidiyordun acaba? Hatırlamıyorum. Seni kurtardıktan sonra üstünü aradım. Ne hüviyet, ne ehliyet, ne çanta, ne defter. Kimliğini belli edecek en ufak bir şey çıkmadı. Neden? Elbisende bile ne mağaza etiketi, ne bir ipucu. Papuçların içinde satan mağazanın astarı olmalı. O da kopartılmış. Susma, konuş! Her şey apaçık ortada, demek beni öldürmeye kararlıydılar. Ortada iz kalmasın, kim olduğum anlaşılmasın diye her şeyi düşünmüşler. Ellerin güzel, bakımlı, tırnakların boyalı, parmaklarında pahalı yüzükler, konuşman düzgün, sıradan biri değilsin, kimsin? Kimsin? Bilmiyorum. Bir gün öğreneceğim belki. Bir tanıyan çıkacak ya da hatırlayacağım. Şüphen olmasın. Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim, buluşacağım elbet. Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim. Buluşacağım elbet. Yediğim ekmeği hak etmeye çalışıyorum. Resmimi niçin odana astın? Odadan indir yerine as. Orhan İnan'a ait bütün bilgi emrinizdedir. Son derece dürüst, namuslu, adı bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış. Vergi dairesi de zamanında ve yüksek vergi ödeyen bir mükellef olduğunu bildirdi. Kadını daha önceden tanımadığına inanacağız. Bu olaya yardım etmek, kurtarmak için karışmış olacak. Herhalde. Gece vakti çok güzel genç bir kadını 3 kişi kaçırmaya, sonra da otomobille çiğnemeye kalkışıyor. Basit bir polis vakası değil. Evet efendim, değil. Ve o kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Kimliğini bilemiyoruz. Olayın nedenini öğrenemiyoruz. Kovuşturmamız garip bir şekilde tıkanıyor. Kadını bulun bana. Olayı çözünceye, iç yüzünü öğreninceye kadar dosyasını kapatamam.
Herhangi bir aksiliğe karşı tedbirli olmalı. Birkaç gün geçsin aradan. Sonra açın tabutu. Bir gece yarısı açın. İçmesem artık. Başım dönmeye başladı. Tanışmamızı kutluyoruz. İçmemek olur mu? Sen ne olur? Emniyettesin artık. Ne zamandır böyle bir gece ayırmamıştım kendime. Gelişin iyi oldu. Sana bir isim bulalım önce. Böyle yudum yudum içilmez. Şerefe kaldırılan kadehler fondüp yapılır. Bitirilir. Sana Ayşe, Fatma, Zeynep diyemem. Pırıltılı, süslü bir isim olmalı. Mesela Nazan. Mesela Cavidan gibi. Cavidan güzel. İsminin şerefine hadi. Cavidan olmak hoşuma gitti. Annenin ismi neydi? Bir gün hatırlayacağım. Evli misin? Çocukların var mı? Bilmiyorum. Varsa eğer çok sevinirim. Baban ne iş yapardı? Bilmiyorum. Hoşuma gitti bu içki. Rahatladım. Mazimde, kim olduğumda umurumda değil. Doldurmayı unuttunuz. Ne güzel gece, deniz sesi. Sever miydin denizi? Herhalde. Evin böyle deniz kenarında mıydı? İçmiyor muyuz? Eskiden beri böyle içer miydin? Bilmiyorum. Ama içmemişsem budalalık etmişim. Kaç yaşındasın? Hastanede gözlerimi açalı kaç gün olduysa o kadar yaşadım. Thank you.
Niçin bu kadar yalnızsın? Sana ne? Doğru. Her şeyin var ama mutlu değilsin bence. Neden? Burası sadece ev, yuva değil. Ne demek o? Evlenmeli insan, çocukları olmalı. Bu boşluğu ancak onlar doldurabilir. Hiç düşünmedim. Sevdiğin bir kadın, bir sevgilin de mi yok? Parmağın sancıyor mu? Günlerdir yerinde sayıyorsun demek. Hiç inanmadı bana. Hala şüpheleniyor. İşkenceler deniyor konuşturmak için. Nasıl? Her an gözlüyor, apansız odama giriyor. Mazime ait sorular soruyor birdenbire, bağırıyor, tehdit ediyor. İçkiyle sarhoşlatıp ağzımdan laf kapmaya çalışıyor. Evinde senin gibi bir kadın varken nelerle uğraşıyor? Gül bahçesi demiştin. Dinamit, mayın tarlası. Yanlış bir adım atarsan paramparça ol. Hem korkuyorum, hem de hayranlık duyuyorum. Hayranlık mı? Aklına, zekasına, şüphesine, sonra da kendisine. Yakışıklı, evet. Bana ilk defa yuva kurmaktan, çocuklardan söz ettirdi. Ömrümde böyle bir şeyi düşündüren ilk erkek. Ava giden avlanıyor mu? Galiba. Murat boş yere korkmamış bu işten. İçine doğmuş demek. Enseme sadece kan çıkaracak gibi değil, beni hastanelik edecek kadar vurmasının hesabını verecek. Çok kızmıştı hepimize. Kıskançlık neler yaptırmaz. Dönüyorum işte. Murat'la da, Necdet'le de veda zamanı geldi. Orhan'la mı yaşayacaksın? Bir zaman kaybolacağım ortadan. Sonra bir gün her şeyin doğrusunu anlatacağım. Bu kadar şaka yeter. Doğru villaya. Vurguna. Söylediğin budalaca sözlerin hiçbirini duymadım. Bugün buluşmadık bile. Defol! Ne düşünüyorsun? Hiç. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Geçecek, iyileşeceksin. Keşke iyi olabilsem. Tedavi ettireceğim seni. Ne mümkünse yapacağım. Tedaviyle düzelmek son ümidim. İyileşemezsem yıkılırım, sonum olur. Bir müddet daha o ümitle yaşamak istiyorum. Selma bu defa sağlama avusadı herifi. Villaya girememiş olsa çoktan gelirdi. Çok yoruluyor bu defa. Hissesini arttırmamız lazım. Başına bir şey gelirse yaşatmam o herifi. Seni de yaşatmam. Ulan ne Allah'ım, cezası içmiş be! Parası batsın! Oynatma elini ayağını! Çıldırmayın! İş açmayın başıma! Sersem herifler! Niçin kaçıyorsun doktordan? Niçin tedavi olmak istemiyorsun? Belki de böylesi daha iyi. Nasıl böylesi?
Her şeyi unutmak, unutmuş olmak. Neden? O gece kaçtığıma göre, bir takım adamlar beni öldürmeye kalkıştıklarına göre, başımda bir dert, bir bela var demek. Zehirli, kötü, fena bir insanım belki de. Belki de kendimden ve mazimden nefret edeceğim. Kim yolladı seni? Konuş! Kim yolladı? Hiç kimse! Kendin mi geldin? Evet! Ah şöyle anlat, dökül! Neyi anlatayım? Niçin geldiğini? Bilmiyorum, gelmedim! Her şeyi bilen, gören sensin! Doktordan, tedaviden kurtulmak için bugün döktüğün gözyaşını, attığın yalanı yemem ben! Hayatta en doğru sözlerim onlardı! Daha önce hep yalan söyledin demek! Yeter! Her gün başka bir işkence yapıyorsun, kurtarmaz olaydın! Konuş, gerçeği söyle! Bırak, gideceğim! Hiçbir yere gidemezsin, kim olduğunu öğrenmeden bırakmayacağım seni! Doğru söylüyorum, inanmıyorsun! Yalan söylüyorsun! Doğru! Yalan! Doğru! Yalan, yalan, yalan! Doğru! 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 Adamların kim olduklarını, niçin ateş ettiklerini bilmiyorum. Ben unuttum bile. Kaybedeceğim için.
biteceği için. Belki bitmez. Gitmezsin, kalırsın. Seni seviyorum. Birbirinizi tanımadığınızı, ilişkiniz olmadığını söylemiştiniz. Sonradan tanıştık. Sevdik birbirimizi. Ayrılmayacak. Aynı evde yaşayacak kadar mı? Evet. Hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hatırlamadan da yaşanıyormuş. Hatırlamanız bizim için kanuni bir zorunluluk oldu. Size saldıranlar, öldürmeye teşebbüs edenler, siz hatırlamadıkça serbestçe dolaşacaklar. Cezalarını çekmeleri için bize yardımcı olacaksınız. Nasıl? Ne yapabilirim? Size kimsenin saldırmadığını, Orhan Bey'le şiddetli bir kavga sonucu hastanelik olduğunuzu itiraf edersiniz. O zaman tanışmadığımızı kaçtır söylüyorum. Öyleyse kim olduğunuzu öğrenmek için ne mümkünse yapacağım. Önce parmak iziniz. Sonra da bir fotoğrafınızı gazetelerde, televizyonda yayınlamak faydalı olacak. Mutlaka bir tanıyan çıkacaktır. Bir iki gün içinde savcılığa bekliyorum. Seni telefondan istiyorlar bey. Bizim çocuklar benden habersiz sersemlik etmişler sana. Silah cüretinde bulunmuşlar. Tanıdım ikisini de. Seni arayıp sebebini soracaktım ama vaktim olmadı. Şu vakte kadar aramayışına göre başın iyice sıkışık olmalı. Sebebine gelince, bilmen gerek Orhan bey. Mal hileli, karışık, hem de eksik çıktı. Senin elbet iştirakin yoktur. Haşa! Fakat adamların senden habersiz bildiklerini okuyorlarsa yazıklar olsun. Senin adamların da senden habersiz işler yapıyor. Üstüme kurşun sıkıyorlar. Sana dua etsinler. Hatırın olmasa hepsini sürerdim bu şehirden. Senden çocuklarım olmalı. Kız, erkek. Hepsi de sana benzemeli. Senin gibi güzel, iyi, güçlü büyümeliler. Evlenmeliyiz artık. Savcının söylediklerine mi üzülüyorsun hala? Görevini yapıyor. Elbet her şeyden şüphe edecek. Söylediğini yapmasını istiyorum. Kim olduğunu bilmek, aileni tanımak istiyorum. Ya bir başkası varsa? Evliysen? Ayırırım kocandan. O adamlar da nerede, kimin yanında olduğumu öğrenirlerse... Bitiririm hepsini. Yalıdan da taşınacağım.
başka bir evim var Kumburgaz'da. Yeni. Evlenince orada oturacağız. Kaçırdığın malı ne yaptın? Kime sattın? Bir daha sormam. Aklın varsa konuşursun. Ben yalancının, namussuzun biriyim. Ömrüm boyunca yalan söyleyerek insanları inandırdım, aldattım. İftira etmişler. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok. Başla, aklı başına gelsin köpeğin. Her şeyi biliyorsun artık. Senden af bile dileyecek gücüm yok. Bütün bahtsızlığım seni çok geç tanımış olmak. Ama gene de minnettarım sana. Önce iyiliğinle, sonra da sevginle yücelttin beni. Bütün servetine sahip olacağım anda her şeyi terk edip gidişim... ...seni taparcasına sevmiş olmamdır. Ya konuş ya geber. Bütün bunları öğrenince nasıl yıkılacağını biliyorum. Duyacağın korkunç nefreti bile göze alacak kadar namusluyum artık. Mazim gerçekten yok sevgilim. Seni kaybederken kendimi yeniden buluyorum. Çıkarın çözün! Bizim meslekte en büyük vasıf namustur. Namuslu olmaktır. En büyük namussuzluk da inkar etmek, yalan söylemektir. Affet beni. Tövbe. Bağışla canımı. Üstelik örtleksin, korkaksın. Götürün şunu. Ayaklarını kırın, birkaç ay yatsın. Muhsin Bey'e eksik verilen mal tamamlanacak. Parası da iade edilecek. Dua et ki patron canını bağışladı. Ağlama! Şimdi uyuyacaktım. Allah rahatlık versin. Yeter! İşi bitirsin, bitirmesin ama dönsün. Çıldırma! Ne? Başına bela açacaksın Selma'nın! Karışma! Olacak olur! Birimizden biri geberir, haberin olsun.
neresin? Hiç aradığın yok. Nasıl ararsın? Delilik bu. Atla gel konuşalım. Gelmezsen ben geleceğim. Anladım. Anladım diyorum. Olur peki. Peki dedim. Hemen geleceğim. Bunları getirmek için geldim. Hemen döneceğim fabrikaya. Ölebilirim senin için. Ben de sevgilim. Neden? Ne oldu? Korkuyorum. Neden? Fabrikatörlüğü yalan. Kendini gizlemek için kullandığı bir maske. Asıl işi kaçakçılık. Gaddarın, zalimin biri. Acıması yok. İç yüzümü öğrenirse öldürür beni. Yaptığımız numarayı yuttu. Yutmasa bu kadar gün beraber olmazdın. Oynama bize! Sana tutuldu, değil mi? Aşık, değil mi? Hı? Öyleyse neden korkuyorsun? Paraları aldık mı, arasında bulsun bizi. Bana inanmış, sevmiş bir insanı aldatmaktan utanıyorum artık. Namus satma bize! Birdenbire ahlaklı vicdanlı numarası yapma, yutmayız! Bu kadar zaman az para kazandırmadım size! Yapamayacağım! Yapamayacağım! Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi ne? Hiçbir sebebi yok! O eve de bir daha dönmeyeceğim. Milyonlara tek başına konacağını anladın. Şimdi bizi aradan çıkarmak istiyorsun. Ama yağma yok. O eve dönmeyeceğim dedim. Savcı da her an peşimde.
Gittikçe şüpheleniyor benden. Bana kalırsa paralara kondu bile. Kim bilir ne kadar vurdu. Paraları bir yere sakladı. O herifin yanına dönmesine imkan yok. Onun için dönmeyeceğim diyor. Almadım. Git sor istersen. Beraberce gidip soracağız. Cemil'in aklı. İşte böyle pabucu ters giydirir insana. Bu gece 2 milyon lira isterim. Fazlası senin olsun. Getirmezsen bizden önce Orhan Bey tükürecek yüzüne. Mazisini kaybetmiş zavallı Selma'nın ne mal olduğunu öğrenince neler yapacağını merak ediyorum. Basit giyimli, boyasız, sade bir kadın olmuş. Belli ki çarpık Orhan'a. Hele öyle canavar gibi bir erkeğin sevdiği kadından alacağı intikam zevkimden öldürüyor beni. Bu gece hem sen geleceksin hem de paraları getireceksin. Getireceğim. Aydeniz apartmanı 4. kat. Kimler oturuyor? Birkaç saat içinde ıcıklarını cıcıklarını öğreneceksin. Telefon başında bekliyorum. Baş üstüne. Sana bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Bugün telefonla çağırdılar beni. Gitmeye mecbur oldum. Sana inanmakla hata etmemişim. Anlat her şeyi. Bana saldıranlar izimi bulmuşlar. Aramızda büyük bir para meselesi varmış. Borçluymuşum. Ödememişim. Bu yüzden öldüreceklermiş beni. O parayı istiyorlar. Apartmanda 3 kişi oturuyor. Cemil, Murat, Necdet. İşleri tavcılık. Adam tokatlayarak para kazanıyorlar. Bütün kumarhanelerde tanınıyorlar. Bir de kadın varmış aralarında. Harika güzelmiş. Apartman kapıcısı kadının 1-2 haftadır ortalarda olmadığını söyledi. Bitsin bu iş. Hepsinin isteğini yerine getirin. Hepsini. Anlıyorum patron. Merak etme. Şimdi Rıza'ya bildiririm. Üçünü de yakalayınca gene ararım seni. Ben de geleyim mi seninle? Hayır. Yalnız giderim. Bu paraya karşı bir iyilik yapsınlar bari. İsmini, gerçekte kim olduğunu söylesinler. Hatırlamadığın mazini sonra öğren. Sen dönünceye kadar uyumayacağım. Çabuk gel.
gitti arkadaşların. Biraz önce taşındılar. Buradan kurtulunca o Selma'nın çekiciyi var elimden. Gammazcı kahpe! Herifi o saldırttı üstümse! Kes sesini! O milyonların üstüne yatacak, biz de pis toprağın! Susun dedim! Bütün istediğin para mıydı? Bu kadar yorulmaya, oynamaya, küçülmeye değer miydi? Ne söylesem inanmayacaksın. Nasıl inanırım? O korkuların, haykırarak uyanışların, kafandaki karanlık boşluk, çektiğin acılar... Nasıl yapabildin bunu? Bu kadar ustaca nasıl oynayabildin? Aşkına bile inandırdın beni. Şimdi bile seni ölesiye seviyorum. Ben de. Paradan başka neyi sevebilirsin sen? İsteseydin, bizler buyuz. Bu kadar aşağılık, iğrenç mahluklarız. Para için her alçaklığı yaparız. Deseydin, daha fazlasını verirdim. Sen nesin? Kimsin sen? Sen daha mı temizsin? Daha mı namuslusun? İnsanların kanını emerek, canını alarak kazanıyorsun. Biliyorsun demek. Öğrenmemek için hayatımı verebilirdim. Seni gözümde yüceltirken, kendimden utanırken duydum her şeyi, gördüm. O zaman kaçamadım. Korkumdan ve sevgimden kaçamadım. Sana bütün yaptıklarımı yazmışken yırttın. Yetmedi mi? Doymadın mı yalana? Aldığım parayı da beni mecbur edenlere verip gene sana dönecektim. Bütün namussuzluğuna rağmen yanında olacaktım. Tek isteğim senden çocuklarımın olmasıydı. Ben nasıl değişmişsem, namusun, iyiliğin, güzelliğini anlamışsam sen de anlayacaktın. Değişecektin. Bu uğurda elimden geleni yapacaktım. İkimiz de hayata yeniden başlayacaktık.
Antrepo basılmış. Mallara polis el koymuş. Remzi, Nihat, İbrahim şu kadının adamlarıyla beraber yakalandılar. Rıza zorlukla kaçabilmiş. Sen ihbar ettin. Hem ortaklarından hem benden kurtulmak için yaktın hepimizi. Bunu nasıl düşünebilir, nasıl söyleyebilirsin? Oynama artık! Bundan çok daha güzel ağladın, kaç defa ağladın! İbrahim'le Remzi sorguya dayanamaz da konuşurlarsa bizleri de götürürler. Vakit yok patron. Önce bu hainden başlayacağız. Motorla götürün. Kurşunlayın. Taç bağlayıp denize atın. Orhan! Bir canavar yapamaz senin yaptığın. Konuşturmayın! Daha duracak mıyız beyim? Geç kalıyoruz. Sen de içeri! İçeri dedim! Durma, gebertirim! Thank you.
Sen burada kalacaksın. Sana hiçbir suç atamazlar. Atsalar da ispat edemezler. Buranın sadık bir hizmetkarısın, o kadar. Ben öbür eve uğrayacağım, alacağım şeyler var. İbrahim, Nihat, Remzi taş gibi çocuklardır. Konuşmazlar belki de. O zaman hemen dönerim. Gene burada yaşarız. Eskisi gibi. Ben ve o. Onun güzel hayali. Ve bütün hatıralar. Sen de yanımızda olursun. Yolun açık olsun beyim. Sağ ol Sami. Sağ ol. Sana hiçbir suç atamazlar. Atsalar da ispat edemezler. Kaçma sakın. Kurtulamayacaksın. Uçak sensiz kalkacak. Thank you.
için ölebilirim demiştir. Ben demiştim. Ben de sevdim.